İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, belediye tarafından yapılan imarların borç kapatma adımları olduğunu iddia etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. 50 maddenin gündeme alındığı toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde 90-100 maddeyle oturduğumuzu hatırlıyorum. Şu anda neredeyse 40-50 maddenin 20'si 25'i komisyon havale, 5-6 tanesi isim vermekten ibaret. Bu da şehrimiz adına çok çalışılmadığı, gündemimize getirilmediğini gösteriyor dedi. 2022 yılında ikinci toplantımızdı. Ama bu ayın ilk toplantısını yaptık. Tabii gündem yine ağırlıkta imar konuları. İmar konularının içerisinde Kayseri'nin geleceğinin imarlaştırıldığı bir takım revizyonlar var. Bunlarla ilgili biz tabii ki teknik konular olduğu için partimizin uzmanlarıyla bir araya geldik. Belediye burada bir takım yerleri imara açma derdinde, imar açtığı yerlerle belediyenin ihtiyacı olan paraları oluşturma, bütçesini genişletme veya borçlardan kurtulma derdinde. Biz de gelecek Kayseri'yi 50 yıl sonra sadece bir borç yüzünden yanlış imarlaştırılmış olmamasına dikkat çektik. Bunlarla ilgili kaygılarımızı dile getirdik. Bunlardan bir tanesi karpuz atan tesislerin arkası, çevre yol ve karpuz atan arasındaki bir alanda neredeyse 33 tane yeni bina, yani her biri 15'er katlı olmak üzere yeni bina alanı oluşturdu. Belediye buradan bir gelir rant peşinde. Biz de gelecek Kayserimizin güzelliğiyle bunun gölgeleneceği kaygısındaydık. Bunları izah ettik. Belediye her yerden bir para kaynağı bulabilir ama biz oraya yapılan bir inşaatın, yani Malatya yolu üzerindeki MİMSİ'nin yapılaştığı şekil gibi olmasına müsaade etmem adına kaygılarımızı ifade ettik. Bunun dışında öğrencilerimizle ilgili öğrenci evlerinde kendi adlarını olmak kaydıyla TC'leriyle belediyemize bilgi verdiği takdirde su fiyatlarında %50 indirim yaptık. Yine bunu da oy birliğiyle geçirdik. Öğrencilerimizin yine ulaşımda Kayseri içerisinde otobüslerde kullanacağı indirimler hakkında bir maddeyi gündeme getirmiştik. Komisyona havale etmiştik. Bunu oyladık. Kayseri'deki öğrencilerimize hayırlı olsun. Ve hem su fiyatlarında hem ulaşımda olabildiğince uygun fiyata şehrimizde öğrencilerimiz ailelerinden daha az katkı alarak ulaşımda kullanabilecekler. Ve yılın ikinci toplantısında biz gördük ki hala belediye çok ciddi Kayseri ile ilgili büyük bir imar, büyük bir revizyon dışında bir konuyu getirmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gündemlerinde biz 90-100 maddeyle oturduğumuz yılları hatırlıyorum. Şu anda neredeyse 40-50 maddenin 20'si 25'i komisyona havale, 20'nin 5-6 tanesi isim vermekten ibaret. Ve bütün ilçelerden birer tane madde gelse 16 ilçeye düşünce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kendine ait belki de 10-15 maddelik bir gündem oluyor. Bu da şehrimiz adına çok çalışılmadığı, çok talebin en azından gündemimize getirilmediğini gösteriyor. Biz önerge verebiliriz ama önergelerimiz doğal olarak 4 kişi olduğumuz için reddedilir. Kendilerinden gelmesini bekleyip biz de destekliyoruz.